Timus bezi diye bir bezimiz var. Bez, bu göğüs kemiğimiz var, sterno. Bu göğüs kemiği arkasında kalbin önünde olan bir bez. Bu timus bezi ergenlik yaşına kadar hepimizde bir fonksiyonu var. T lenfosit dediğimiz koruma hücresi yapıyor. Timomadan dolayı T lenfosit diyoruz ona. Timoma kaynaklı lenfosit. Bu bizim vücudumuzu bağışıklığını sağlayan bir hücre. Ergenlik yaşına kadar bez orada bu fonksiyonu görüyor. Ergenlikte artık büyüme durunca onun işi bitiyor. Fonksiyon kemik iliğine geçiyor. Yani T lenfosit yapımı artık durmuyor. Kemik iliği yapmaya başlıyor. Diğer bütün savunma hücrelerini yaptığı gibi. O zaman da timus bezi bunun burada durmasının bir anlamı yok. Timus bezi buradan kayboluyor. İnsanların büyük kısmında böyle oluyor. Ama bir kısmında bu timus diyor ki ben kaybolurken bir sorunla karşılaştım ve ne oldu? Bir tümöre dönüştüm. Buna timoma diyoruz. Yani timus bezi tümörü. Göğüs kemiğinin arkasında kalbin önünde yer alan bir tümör. Nadir değildir. Göğüs cerrahları bunu çok sık görürler. Peki nasıl bir tümördür bu? İyi huylu mu, kötü huylu mu? Biz insanlar tümörleri iyi huylu, kötü huylu diye bölmüşüz. Bazı tümörler var ki hem iyi huylu hem kötü huylu. İşte timoma tam böyle bir tümör. Siz bu iyi huylu tümör diye burada bırakırsanız bir süre sonra kötü huyluya dönüşüyor kaçınılmaz olarak. Yani iyi huylu ile kötü huylu arası bir tümördür bu. Bunun 4 evresi var. İlk 1. ve 2. evrede tamamen iyi huyludur timoma. Ama 3. ve 4. evreye geçtiğinde artık kötü huyludur. Onun için göğüs kemiği arkasında yer alan timoma adı verilen bu tümörler tespit edildikleri zaman ameliyatla çıkartılmalıdırlar. Çıkartılmazlar ise kötü huylu tümöre dönüşüp hastanın ömrünü belirgin şekilde kısaltırlar.